Fidelio V8 üzerinde topluluk rezervasyonların girişi ise sol menüde yer alan Group Reservation sekmesinden yapılabilir. Bu ekrana erişmek için soldaki menü dışında Ctrl G kısa yolu da kullanılabilir. Her grup mutlaka ve mutlaka kendi üzerinde bulunan bir şablona ihtiyaç duyacaktır. Bir şablon birden fazla gruba bağlanılıp kullanılabilir. Şablonların amacı aynı ülke ya da aynı dili konuşan misafirler için bize profil tanımlarken ya da grupları açarken kolaylık sağlamasıdır. Şablonlar da kendi üzerlerinde farklı profil tiplerine bağlı olabilirler. Şablonun açılmasını takiben sol köşedeki grup sekmesine geçiş yapılabilir. Sağdan yeni butonuyla yeni grup rezervasyonu ekranına erişilir. Şablon ekranlarına da grubun sol üst köşesinde yer alan template altından erişebiliriz. Seçtiğimiz zaman otomatik olarak gruba sistem şablondan aynı ismi vermektedir. Sistemde hiçbir grup ismi birbirini tekrarlayan isimler olamayacağından dolayı grup isimlerini verirken şöyle bir mantık gütmenizi istiyoruz. Acentanın ya da şirketin ilk üç harfi, daha sonra ilk odanın konaklayacağı tarih, arada herhangi bir ayıraçla birlikte son odanın çıkış yapacağı tarih ve eğer aynı döneme denk gelen farklı gruplar var ise yine bunları ayrıştırabileceğiniz farklı semboller ya da rakamlar kullanabilirsiniz. Kontak kişi yine şablon üzerinden dil ve ülke gibi bu ekranda da karşımıza geldi. Orta bölümden grubun ilk odasının gireceği ve son odanın çıkacağı tarihi de tanımladığımız zaman boş kalan kısım eğer acentadan isim listesi ilerleyen bir tarihte gelecekse raporlarla ya da bazı aktivitelerle bize sistemin bunu uyarmasını sağlayacağımız roaming list ekranından isim listesinin giriş yapacağı ya da tesisimize geleceği tarihi belirtebiliriz. Eğer grup hesabı bir financial account'ta toplanacaksa, yani bütün üyelerin belirli bedelleri acente ya da şirket tarafından karşılanacak ya da toplu fatura kesilecekse, financial account altından da yeni bir link ile yeni bir financial account açmakta fayda vardır. Buradaki tarih aralığı bölümüne tıkladığınız zaman yine bir önceki ekranda verdiğimiz giriş ve çıkış tarihleri karşımıza gelecek. Profilde kime faturalandırılmasını istiyorsak o profili seçeceğiz. Financial account'umuza bir numara verip OK tuşuyla bunu kaydedebiliriz. Link Profiles altında da zaten şablondan gelen ETS turizmi burada görebiliyoruz. Eğer farklı profiller de eklenecekse Profiles altından bunların ilişkisi de yapılabilir. Bundan sonra eğer grubu Save butonu ile kaydedecek olursak karşımıza aynen aşağıdaki New ekranı gibi açılacak yeni bir rezervasyon kartı ekranı gelecektir. Save butonu ile kaydettiğimiz anda grubu az önce de belirttiğimiz gibi karşımıza aslında daha önceden de aşina olduğumuz bir rezervasyon kartı gelecek. Burada grubun toplam oda sayısını, odalarda konaklayacak kişi sayılarını, oda tipini ve fiyat kodu gibi detayları tanımlayabiliriz. İki tane standart double, bir tane standart single ve bir tane de single suite rezervasyonu olacak bir grubu beraberce açalım. Oda sayısına 2, yetişkin sayısına 2 vererek grubun standart oda tipini sorgu ekranlarından seçerek iki double oda rezervasyonunu gerçekleştirebiliyoruz. İstersek yine bu rezervasyon üzerinden add-on ile bir single odayı da ve hatta son kalan suite odayı da New Reservation butonuna basmadan tanımlayabiliriz.
Topluluk rezervasyonlarında bu işlemi belki de en fazla kolaylaştıracak olgu, seçenekler altından yapılacak ya da rezervasyonlar üzerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin belirli grup üyelerine ya da tüm grup üyelerine bir çırpıda uygulanabilmesidir. Örneğin bütün bu grubumuzun sadece oda bedelinin eğer yarattığımız financial account'a yönlenmesini istiyorsak seçeneklerden billing instructions seçeneğiyle sadece oda indirim ve oda iptal departmanlarını seçerek aynı odaya değil farklı bir hesaba yönlendirme işlemini sadece bir oda için gerçekleştirdiğimiz zaman sistem bize bu değişikliğin başka hangi odalara uygulanmasını istediğimizi de soracaktır. Tüm grup üyelerini seçip okey ile onayladığımız takdirde diğer rezervasyonların da artık kendi işlerinde fatura yönlendirmesi olduğunu görebileceğiz.